Şimdi ben bunu Beşiktaş'ta da yaşadım zamanında. Biz de bir şampiyon olduk. Galatasaray'da belki sen de yaşadın Gökmen abi uzun yıllar. Fatih Hoca oynadığı dönemde şampiyon olamadı değil mi? 10 yıl, 11 yıl. 14 sene. 14 sene Fatih Hoca şampiyon olamadı ya. Futbol hayatında Fatih Hoca Galatasaray'da şampiyon olamadı. Sonra kızdı. Bütün kupa canavarı oldu sonra. Yani, Kupaları aldı. Yani Fatih Hoca ha. olarak demeyelim. Hayır yok. Kulüp olarak. Kulüp ya. yok yok. Hani, o dönemde Fatih ha. Hoca yani. Onu demek istiyor. Yani. Örnek oradan veriyorum abi. Doğru. Şimdi Burada şunu düşünüyorum kendi kendime. Bu kadar potansiyel, bu kadar güç. Burada Fenerbahçe'ye bence müthiş bir tuzak var abi. Nasıl bir tuzak diyeceksin? Ya ne tuzak diyeceksin? Şimdi abi. Fenerbahçe sahanın içinde hiç kalamıyor. Sorun bu. Galatasaray sahanın içinde çok iyi kalıyor. Sahanın içinde çok iyi kalıyor. Kazanır, kaybeder onu da konuşmuyorum burada. Mesela Fenerbahçe ülkenin sorunlarıyla ilgileniyor. Hakemle ilgileniyor. MHK ile ilgileniyor. Federasyonla ilgileniyor. Doğru mu? Rakip takımlarla ilgileniyor. Efendim rakip takımların yöneticileriyle ilgileniyor. Efendim işte Fenerbahçe'ye zarar veren örgütlerle ilgileniyor. Mesela örnek örgütler var. Daha çok da hakemler. Yok hayır, genel konuşursun. Yani. analiz yapıyorum. Selim abiden cevap alıyor. Sen ne söylemişsin? Serhat da konuşur. Şimdi burada analizi iyi yap yapayım ki siz yap, yap, teşhisinizi yapın. Yani. Şimdi onu anlatayım önce. Devam edin ondan sonra. Şimdi bir de bunlarla uğraşıyor. Ben de diyorum ki sürekli Fenerbahçe bir çabalama içinde yani. Ama sahanın içinde kalamıyor. Kalamayınca da geliyorum Selim abi şimdi geliyorum. Kalamayınca da şampiyon olamıyor ve her sene abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadroyu kurdun mu? Zaten bu kadro var. Değil mi? Zaten İsmail Hoca ile bu kadro vardı. Şimdi bu kadroya Mourinho olur mu? Ben sana söyleyeyim mi? Ben kadronun böyle kalacağını bilseydim sana şunu derdim Selim abi. Mourinho bu kadroya olmaz. Şimdi ben sana şöyle bir cevap vereceğim o zaman. O Fenerbahçe takımıyla çok uğraştılar. Son iki sene, bak son iki sene demek istiyorum sana. Bu ortaya çok çıktı. Evet. Yani, yani tek Fenerbahçe takımı şampiyon olmasında ne olursa olsun diyen bir federasyonla çok mücadele etti Fener takımı. Bir defa bu bir. Tamam mı? artı artı Fenerbahçe kulübü hakkı olan şampiyonlukları istiyor tamam mı diyorlar ki ben burada kurul kurdum sizin bu hakkınız alacaksınız diyen bir federasyon başkanıyla çalıştı bak ya Yalan söylüyorlar. Tamam mı? Hangisi kime inanacak oradaki insan? Elbette ki federasyonda olan en de üstünde tepesinde bulunan insana inanacak. E ne oldu sonuç? Yalan çıktı hepsi. Olmadı bunlar. Yani Fenerbahçe takımıyla hele son iki yıldır çok uğraştılar. Bak çok. Onlar da biliyor. Onlar da biliyor. Ve Ondan kaybettiler kongreyi. Bak dikkat et dediğimi. Ondan kaybettiler kongreyi. Yani o, o iki ekipten kurtulduk abi ya. Boş ya, o ekip gitti çok iyi oldu. Şimdi abi ben şunu demek istiyorum. Şimdi bak Fenerbahçe takımı. Bu kadar imkan var değil mi? Ali Koç da yani öyle böyle değil ha. Güçlü bir başkan. Ben ne konuştum. Yani ben öyle hani... <laughs> başkan abi. Fenerbahçeliler takılmış son iki sene. Galatasaray şampiyon oluyor. Ondan önceki dört sene nerede abi?